Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere piliç topkabı tarifi vereceğim. İlk başta kuş üzümünü ve pirinci ıslayacağım. Bunun için bir kaseye bir çay bardağı pirinci koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Kuş üzümünü de aynı şekilde sıcak suyla ıslatıyorum. Kuş üzümünü bir tatlı kaşığı kullanıyorum. Şimdi bir kaşık yardımıyla şöyle pirinci karıştırıyorum. İkisini de bir kenarda bekletiyorum. Bu tarif için kemiksiz açılmış kalçalı but kullanıyorum. Şöyle kalçalı butları bu şekilde kasabanıza açtırın. Özellikle derili olması gerekiyor. Deriyi aldırmayın. Şimdi terbiyeleyeceğim tavukları. Tavukların üzerine şöyle biraz tuz gezdiriyorum. Biraz karabiber. Baharat miktarlarını istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ve ayçiçek yağı gezdiriyorum. Eğer evinizde zeytinyağı varsa zeytinyağıyla da terbiye edebilirsiniz. Şöyle üzerine gezdiriyorum biraz. Şöyle elimle her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Diğer tarafını da şöyle. Tavukları da terbiyeledim. Şimdi iç pilavımızın yapımına geçebiliriz. İç pilavım için tencereye ayçiçek yağı ekliyorum. 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettim. Yağımız biraz ısınsın. 1 tatlı kaşığı fıstık ilave ediyorum. Fıstıklar sararana kadar kavuruyorum. Fıstıklar sarardı. Şimdi doğranmış 1 adet soğanı ilave ediyorum. Soğanı da kavuruyorum güzelce. Soğanlar da kavrulduktan sonra pirinci ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Pirinçleri güzelce kavuruyorum. Pirinçler kavrulduktan sonra kuş üzümünü ilave ediyorum. Çok az kuş üzümlerle birlikte pirinci kavuruyorum tekrar. Şimdi baharatları ekleyeceğim. Altını pisliyorum. 1 çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber. Tuzu pirinçleri kavururken eklediğim için eklemeyeceğim başka. Şimdi sıcak su ekleyeceğim. 1,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Bu aşamada tuzuna bakabilirsiniz. İsterseniz azsa ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Tamamen suyunu çekene kadar pişiriyorum. İç pilavım oldu. Şöyle suyunu tamamen çekmiş gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorum. Şöyle kağıt havlu koyup demlenmesi için bir kenarda bekletiyorum. İç pilavı 15 dakika demlendi. Şöyle peçetesini alıyorum. Şöyle bir kere karıştıralım. Karıştırdıktan sonra içerisine birkaç dal doğranmış maydanozu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tane tane çok güzel bir iç pilavımız oldu. Şimdi tavukların içini doldurabiliriz. Çukur bir kaseye tavuğu koyuyorum. Şöyle biraz bastıralım ortasına. Hazırlamış olduğum iç pilavı koyuyorum. Şöyle bastırıyorum iyice. Şimdi kapatıyorum. Dışarıda kalan kısımları şöyle içe doğru kapatıp ters çeviriyorum. Bir borcam tepsiye koyuyorum. Tavukların içini doldurdum. Şöyle bir kaba yerleştirdim. Şimdi üzerine süreceğim sosu hazırlayacağım. Onun için
Bir kaba bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Şöyle yarım çay bardağı su, biraz tuz ve 2 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Salçalı sosu bir fırça yardımıyla tavukların üzerine sürüyorum. Kalan salçalı sosa biraz daha su ilave ediyorum. Borcama döküyorum şöyle her iki tarafına. Biraz da zaten tavuk kendi suyunu salacağı için çok aşırı koymuyorum şöyle. Biraz sallıyorum. Tavuklar artık fırına atılmaya hazır. Sadece üzerini şöyle ıslanmış yağlı kağıtla kapatacağım. Isıtılmış 190 derece fansız ayarda tavuklar pişene kadar pişiriyorum. Dakikada tavuklarım pişti. Şimdi servis tabağına alacağım. Üzerini şöyle maydanozla süsleyebilirsiniz. Ben yanına patates püresi yaptım. Şimdi ben şöyle içini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde tavuklar pişmiş. Şöyle yakından göstereceğim. Tavuklar çok güzel pişti. Pirinçlerim tane tane. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.